başlayalım mı? Nasıl? Değerli basın çalışanları, hepiniz hoş geldiniz basın toplantımıza. Bugün üç konu başlığımız var. Birincisi tecritin kaldırılması, açlık grevleri ve ölüm oruçları olacak. Bu konu başlığımızla başlayalım basın toplantımıza. Evet değerli arkadaşlar, bugün Leyla Güven'in açlık grevine bedenini yatırışının 191. günü. Bildiğiniz gibi yurt dışında birçok ülkede binlerce insan bedenini açlığa yatırmış durumda. Eylemlerini açlık grevinden ölüm orucuna dönüştüren 30 tutuklunun ilk grubunun 18. günü. Sayın Öcalan'la tam 8 yıl sonra 2 Mayıs'ta gerçekleşen görüşmeyi biz bir önceki toplantımızda olumlu bir gelişme olarak nitelemiştik. Arkasından MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Bu açıklama da son derece olumlu bir adımdı. Ve aradan geçen birkaç günlük zaman dilimi içerisinde nitekim dün Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı dahil pek çok cezaevini denetlemesinden sonra Sayın Adalet Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu. Bu açıklamada Sayın Bakan artık İmralı'ya yönelik görüşmelerde herhangi bir yasal engelin olmadığını açıkladı. Öyleyse bu gelişme de artık diğer yapılan açıklamalardan sonra İmralı tecritinin kaldırılmasının önünde herhangi bir yasal engelin, hukuksal bir engelin olmadığını bizatihi sorumlu bakan tarafından açıklanmış olması da önemlidir. Özellikle bunun kamuoyuna yansıması bir o kadar önemlidir. Bundan sonra yapılacak olan çok bellidir. Madem ki hukuksal bir engel yoktur, öyleyse yapılacak iş hızla avukatların bir an önce İmralı'ya gitmesidir ve dolayısıyla bu görüşmelerin yolunun açılmasıdır. Değerli arkadaşlar, sözün bittiği noktaya gelmiş durumdayız. Konuşmamın başında Sayın Leyla Güven'in açlık grevinin 191. gününde ölüm oruçlarının 30. günde olduğunu söyledik. Bu konuda artık milyonlarca insanın bu kritik bir kavşak noktasında gözü bu insanlık suçuna, mutlak tecrit olarak yansıyan insanlık suçuna bir an önce son verilmesindedir. Artık bu zamana kadar sürmüş olan hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ayrımcılığa son verilmek istenmesidir. İnanın bu atılan kritik adımlar önemli adımlardan sonra artık bundan sonra yapılacak iş hiç de zor değildir. Çünkü bu konuda daha önceki yaptığımız açıklamalarda da değindiğimiz gibi eğer biz tecrit konusunu seçim polemiklerinin dışında ele alabilirsek, şu an süre giden partiler arası politik çekişmelerin dışında evrensel değerler kategorisinde yer alabilirsek, bu meseleye böyle yaklaşabilirsek bunu çözmek son derece mümkündür. Demek ki bu zamana kadar yasalara aykırı davranmıştır. Yanlış bir yol izlenmiştir. Açıkçası bir politik tutum alınmıştır. Dolayısıyla şimdi bu yanlıştan dönme erdemi hızla gösterilmelidir. Bu konuda bakınız, mecliste konuşan bir anne sayın Nezahat Teke bu durumu çok çarpıcı bir biçimde ifade ediyor. Diyor ki, evlatlarımızı toprağa gömmeden içimizdeki kini toprağa gömelim. Bundan daha büyük, bundan daha derin, bundan daha bilge bir açıklama olabilemez. Değerli arkadaşlar, bu kadar bu sözü söyleyen annelere birkaç gün önce bir
ifadesi alınırken, gözaltılarda ifadesi alınırken ifade tutanağında eğitim durumu başlığına cahil yazılıyor. Evet, bir annenin eğitim durumuna cahil yazılıyor. Sevgili arkadaşlar, yerlerde sürükledikleri, işkence yapmış, yaptıkları yetmiyormuş gibi, şimdi bir annenin, okuma yazma bir annenin cahillikte suçlanmış olması esas olarak en büyük cehalettir. Bu anneler okuma yazma bilmiyor olabilirler. Ama bildikleri, okudukları ve akıllarına yazdıkları bir şey var, çocuklarını yaşatmak. Üstelik okullu cahil birkaç üniformalının küçük düşürücü sözlerine rağmen buna aldırış etmeksizin çocuklarının peşinde koşmaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, toplumsal yaşamda dünyanın en tehlikeli hali cehaletin resmi üniforma altında örgütlenmesi ve eyleme geçmesidir. Ne yazık ki bugün Türkiye'de biat ettikleri, tabi oldukları resmi otoritenin dışında kendinden olmayan herkese, annelerde dahil, öfke kusan, kin duyan, örgütlenmiş üniformalı bir cehaletle biz yüz yüzeyiz. Bu cehaleti örgütleyen siyasiler bu tutumlarını, bu zamana kadar izledikleri politikaları, izledikleri, dile getirdikleri ideolojik politik tutumları, topluma empoze ettikleri kin ve nefret duygularını bir kez daha gözden geçirmelidir. Evet, bu başlığın altında son olarak bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum ki artık İmralı tecridinin önünde herhangi bir yasal engel olmadığına göre avukatlar derhal İmralı'ya gönderilmelidir. Eğer bundan sonra avukatlar İmralı'ya gönderilmeyecekse bu tutum her şeyden önce keyfidir, siyasidir ve bunun kadar önemli olan Sayın Bakan'ın sözlerinin itibarsızlaştırılmasından başka bir şey de değildir. Değerli arkadaşlar, diğer ikinci konu başlığımız ekonomiyle ilgilidir. Seçim çalışmaları sırasında AKP Genel Başkanı Erdoğan kendisini izleyen halka seslenirken, ya karnınızı doyuruyoruz, her türlü ihtiyacınızı karşılıyoruz ama yine de bize oy vermiyorlar diye bir cümle kuruyor. Değerli arkadaşlar, bu sözleri dinleyen sanki gerçekten Erdoğan kendisi Maho Ağa, halk da marabalar olduğunu zannediyor. Halkın vergileriyle oluşturulmuş olan bütçeden yapılan sosyal yardımları halka bir lütufmuş gibi anlatmak bir marifet değildir. Üstelik 2002'den bu yana yapılan sosyal yardımlar 10 kat artmıştır. Sosyal yardımların artıyor olması demek Türkiye'de yoksulluğun 10 kat artmış olması demektir. İşsizliğin, pahalılığın 10 kat artmış olması demektir. Ama oysa Türkiye'deki gerçek, yaşanmış olan gerçek Erdoğan'ın söylediğinin tam tersidir. Bugün kendilerine servet edinenler, halkın vergilerini kendi çıkarları için kullananlar kendileri ve onların yandaşlarıdır. Milyarlarca dolarlık servetleri
nereden edindiklerini kamuoyuna açıklayabilirler mi? İyi ya, demokrasilerde açıklık, şeffaflık vardır. Bakınız, bizim HDP'li belediye eş başkanları göreve geldikten sonra devraldıkları belediyelerin bütün akçeli işlerini kamuoyuyla paylaştılar, açıkladılar. Hepimiz orada şunu biz gördük. Yüksekova gibi küçük bir ilçenin yıllık bütçesi 22 milyon olan bir bütçenin, küçük bir ilçe bütçesinin 600 küsür milyonluk bir borcunun olduğunu biz açıkladık. Gayet her şey açık. Berrak. Halktan alınan vergiler yapılan harcamalarla birlikte halka açıklanıyor. Bu demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur. O zaman halkın karnını doyurduklarını söyleyenler, halka lütuf yaptığını söyleyenler edindikleri servetlerin, aldıkları ihalelerin kamuoyuna, halka açıklamalıdırlar. Burada esas söylenen şudur. Erdoğan kendisine oy verenlere değil, ne yazık ki burada da yine bu dolayımla bu küçük düşürücü sözleri Kürt yoksullarına söylemektedir. Kendince bir lütuf yapmaktadır. Kürt yoksullarının karnını doyurmaktadır. Ama bu Kürt yoksulları karnı doyuran, kendisine babalık eden Erdoğan'a ne yazık ki sandıkta oy vermemektedir. Değerli arkadaşlar, bazı insanlık değerlerinin çok aşındığı bir süreçten geçiyoruz ne yazık ki. Bugün insani değerlerin artık aşla ekmekle değişilemeyecek kadar önemli bir şey olduğunu hatırlatmak gerekir. Kürt halkının istediği, Kürt yoksullarının istediği sizden aş ekmek değildir, lütuf değildir. Kürt halkı onurlu bir halktır. Kürt halkının istediği kendi kolektif kimliğinin tanınmasıdır. Kolektif haklarının önündeki yasal ve anayasal engellerin kaldırılmasıdır. Kendi dillerinde eğitim öğretim yapılmasıdır. Onurlu bir halk olarak eşit yurttaşlık temelinde Türkiye'nin bütün halklarıyla birlikte ortak bir yaşamı birlikte kurmasıdır. Kürt halkı her dönemde şunu söylemiştir. Oy bir onurdur. Ve dolayısıyla ister sandıkta olsun, ister sokakta olsun, Kürt halkı onuruna sahip çıkmaya devam edecektir. Ve asla aşla ekmekle de bunu takas etmeyecektir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Son olarak arkadaşlar, bize sıkça söylenen bu demokrasi ittifakı konusunda ve İstanbul seçimleriyle ilgili birkaç görüşümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de seçimler önemli uğrak noktalarıdır. Ama her durumda stratejik bazı sonuçlar doğurmuştur. Biz İstanbul seçimlerinde bu bakımdan stratejik sonuçlar doğuracak, Türkiye'nin siyasi geleceğini derinden etkileyecek bir seçim olduğunu bilincindeyiz. Türkiye, değerli arkadaşlar, İstanbul seçimleriyle de birlikte çok önemli bir demokrasi kavşağında durduğunun bir altını çizmek istiyoruz. O yüzden de bugün demokrasi arayışı içerisinde olan bütün güçlerin, parlamento içinde ya da dışında olan bütün partilerin bir demokrasi ortak paydasında buluşması çok stratejik değerdedir. Eğer 31 Mart'ta açılmış olan bu demokratik değişim kapısının ve başlamış olan yeni bir siyasal dönüşüm sürecinin 23 Haziran'da halkın yüzüne tekrar o kapılar kapatılmak istenmiyorsa,
Dolayısıyla böyle bir demokrasi ittifakı son derece kıymetlidir, değerlidir ve böyle bir ittifakın oluşumuna bugünden başlamak durumundadır. Halkların Demokratik Partisi bir demokrasi ittifakına ve demokrasi arayışına konjonktürel olarak, güncel bir gelişme olarak bakmıyoruz. Biz bu meseleyi bir kez daha altını çizmek isterim ki, bir demokratik Türkiye projeksiyonumuza bağlı olarak bu ülkenin farklı kimlikleriyle, farklı kültürleriyle, farklı dilleriyle, farklı inançlarıyla birlikte inşa edecekleri çoğulcu bir demokratik cumhuriyetin inşasının vazgeçilmez bir ön koşulu olarak görüyoruz. O bakımdan da İstanbul seçimleri bir stratejik değer taşıyor. Eğer AKP-MHP iktidar bloğu bir kez daha buradan güç kaybederek çıkar ise, dolayısıyla bu öngördüğü ve ısrarla sopa zoruyla sürdürmek istedikleri otoriter rejimin toplumsal meşruiyetini hepimiz bir kez daha sorgular bir noktaya geleceğiz. İstanbul'da hepimiz yakından izliyoruz. AKP-MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Sayın Binali Yıldırım elinden biberonu alınmış, çocuklar gibi ağlaşarak dolaşıyor. Oylarımızı çaldılar diyor. Bir mağduriyet edebiyatı yaparak bir seçim stratejisi ortaya koymuş durumdalar. Sevgili arkadaşlar, bu sandık kurullarını düzenleyenler bunlar. O listeleri veren valiler ve kaymakamları göreve atayanlar bunlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun görev süresini bir yıl uzatan kendileri, il ve ilçe seçim kurullarına gerekli atamaları zaten yapan bunlar. Bunlara rağmen kim kimin oyunu çalmış oluyor? Bakınız bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcimiz ve milletvekilimiz Mehmet Rüştü Tiryaki genel kurulda yaptığı konuşmada AKP'nin kişisel verileri koruma kanununu nasıl ihlal ettiğini birkaç maddeyle sıralamış durumda. Ben izninizle buradan tekrar etmek ve kamuoyuna sizler vasıtasıyla yansıtmak isterim. 1. AKP'nin seçim iptal gerekçesi yaptığı oy kullananların 20.000'inin zihinsel engelli olduğuna dair veriler Sağlık Bakanlığı'ndan çalınmıştır. 2. 10.000 kısıtlı oy kullanıldı denmiştir. Kısıtlılık bilgisi Adalet Bakanlığı'ndan çalınmıştır. İlçe seçim kurullarından sağlık kurulu başkanlarının listesi çalınmıştır. 4. Sandık kurulu üyelerinin nereden çalıştıklarına dair bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur'dan çalınmıştır. Sandık kurulu üyelerinin bütün sülalelerine dair bilgiler İçişleri Bakanlığı'ndan çalınmıştır. Bütün bunlar, bu bilgiler değerli arkadaşlar, bir iktidar gücünün ve olanağının nasıl kötüye kullanıldığının, istismar edildiğinin en bariz örnekleridir. Bu tablo utanç vericidir. Son olarak şunu söyleyip arkadaşlar açıklamalarımı tamamlamak isterim. Son 10-15 yılda özellikle bu AKP iktidarları döneminde etik ve ahlaki değerler değerli arkadaşlar çok aşındı. Artık hiçbir şeye güven kalmadı. Yurttaşlar olarak verginizi veriyorsunuz, hazineden paranız çalınıyor. Çocuğunuzu sınava gönderiyorsunuz, sorusu çalınıyor. Piyango bileti alıyorsunuz, şansınızı denemek istiyorsunuz, şansınızı çalıyorlar. Sandığa gidiyorsunuz, oyunuzu çalıyorlar. Ama altını bir kez daha çizerek belirtmek isterim ki, Halkların Demokratik Partisi
ister seçim zamanlarında, ister seçim zamanlarının dışında artık bu ülkenin geleceğini ve çocuklarımızın umutlarını çalmalarına asla izin vermeyecektir. Teşekkür ederim. Sorunuz var mıydı arkadaşlar? Peki, sanırım yok. Teşekkür ediyorum. Tekrar ilgi gösterdiğiniz için de çok sağ olun.